Herkese merhaba. Bugün Python'dan bahsedeceğiz. Python'a giriş yapacağız. Öncelikle bir Python projesi oluşturdum. Bunu bilmeyenler için göstereyim. File buradan burada yeni projeyi seçtik ve Python buradan create dediğimizde böyle sizde main.py diye açılabilir. Onun için de hemen buraya sağ tıklayıp Python file deyip istediğiniz ismi vererek bir Python dosyası oluşturabilirsiniz. İlk olarak biz yazı yazmakla başlayalım. Yazalım hemen. Merhaba YouTube. Yani bir print yazıyoruz ve parantez açıp tırnak içinde yazdırmak istediğimiz şeyi yazdıktan sonra çalıştırdığımda gördüğünüz gibi merhaba diye çıktı. Veya şöyle print sayılar için bu tırnaklara ihtiyacımız yok. Sayılar da çıkıyor. Devam edelim. Mesela biz istiyoruz ki bir tarih yazdıralım. Bunun için mesela bugün ayın kaçı? 19 virgül tırnak içinde yazıyorum bunları. 12 virgül 2020. Aralarında slash işaretinin olmasını istiyorsak eğer sep eşittir tırnak içinde buraya da bu slash'ı eklediğimizde pardon 2020'nin tırnağından sonra bir virgül daha koymamız lazım. Çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi burada aralarına bu slash'ları ekledi. Peki biz bunu yazmamış olsaydık, bu sep'i yazmamış olsaydık bu yazılarımız böyle 19 boşluk, 12 boşluk, 2020 olarak gözükürdü. Aynı şekilde print 5 virgül, 6 virgül, 7 virgül, 8, 9 yazdık. Bunu çalıştırdık. 5, 6, 7, 8, 9 olarak çıktı. Ama istiyorsak eğer bunları ben alt alta yazdırmasını istiyorum. Sep eşittir tırnak içinde. Bu sefer bu slash'ın tersini yani bu ters slash sonuna da ne koyuyorum. Şunları kaldırayım artık. Burada da gördüğünüz gibi 5, 6, 7, 8, 9 olarak ekranımıza yazdı. Hemen devam edelim. Şimdi de yine print nokta format kodundan bahsetmek istiyorum. Print parantez açtık tırnak süslü parantez artı süslü parantez açıp kapıyorum. Yani bu süslü parantezlerin içine bir değer gelecek. Eşittir. Süslü parantezleri açıp kapattık. Nokta format parantez içinde atıyorum 5 virgül 4 virgül 5 artı 4. Ne yaptık? İlk bu kısma 5 yazmasını istedik. Bu kısma 4 yazmasını istedik. Bu kısma da 5 artı 4 yani 9 yazmasını istedik. Tabi arada eşittir var. Şöyle hatta değiştirelim daha iyi anlaşılsın. Böyle çalıştığında 15 artı 4 eşittir 19. Şimdi veri tiplerinden bahsedelim. Bu printte daha fazla zaman kaybetmeyelim. Mesela a eşittir 3 integer olarak geçiyor. Veya bilmiyorsak bunu öğrenmenin şöyle bir yolu var. Print type a dediğimde hangi veri tipi olduğunu burada integer yani sınıfa devam edelim. B diyelim. 3.27. C eşittir. Buraya da bir yazı yazalım. D eşittir. Bu köşeli parantez içinde 1,2 virgül tırnak içinde A.
dedik. Bu bir liste. Yani burada ben bir liste oluşturdum. E eşittir süslü parantez içinde mesela elma. Elmamın değeri 15 virgül armutun değeri 12 gibi devam ediyorum. Bir de doğru yanlış vardı. Yani true false. Şimdi ilk olarak integer gördük. Şimdi B'ye bakalım. Yani ondalık sayı bildiğimiz 3.27. Bunun değeri de float'mış. C'nin veri tipine bakalım. Pardon, değeri dedim az önce. Veri tipi. C'nin veri tipi string. Yani bu yazılar string değer olarak geçiyormuş. D'nin veri tipine bakıyoruz. Yani liste. Burada bir liste oluşturduk. Yani burada sınıfın liste olduğunu gördük. E'ye bakalım. E'de dictionary diyor. Yani E'nin veri tipi de buymuş. Tane unuttum gibime geliyor ama evet, bir tane hemen onu da ekleyeyim. 1 virgül 2 virgül 3 virgül A diyelim parantez içinde. F'nin veri tipine bakalım. Bu da tapılmış. Bu videomuzda sizlere Python'ı kısaca bir giriş yapmaya çalıştım. Veri tiplerinden bahsettik. Bunlar hangi veri tipleriydi? Tekrardan bir görelim şöyle hepsini. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sonuna gelip CTRL-D yaptığımda aynı kodu aşağıya doğru benim için kopyalıyor. C, D, E, F. Evet, burada veri tiplerini gördük. Daha sonra açıklama satırı yazmayı görelim. Yani bunları kod olarak kabul etmiyor. Bu bir açıklama satırıdır. Yani bu hashtag'ten sonra yazdığımız hiçbir şey bu programı etkilemiyor. Böyle çalıştırdığımda daha rahat anlarsınız. Veya şöyle 3 tane bu çift tırnaktan koyduğumda açıklama satırı dediğimde gördüğünüz gibi burada bu programı çalıştırdığında ekranda hiçbir şey çıkmıyor. Başka ne gördük? Yazı yazmayı gördük. Hemen şöyle gördüklerimizi bir tekrar edelim. Print 12. Daha sonra tarihlerden bahsettik. 12 virgül 10. Şöyle tırnak içinde 12 virgül 2020 virgül sep eşittir. Burada slash demiştik. Print alt alta yazmayı gördük. Merhaba. Bu sefer de yazıları alt alta yazdıralım. Merhaba. Virgül sep eşittir. Bu sefer bu slash'ın tersine koyuyoruz ve ne? Ha, bir de şu var. Print merhaba deyip tırnağın dışına çarpı 5 dersem yan yana 5 sefer merhaba yazar. Hemen bakalım hepsine. İlk olarak sadece bir yazı yazdırdık. Burada bu print'ten sonra bir parantez açıp tırnak içinde yazdığımızı çalıştığında bu şekilde ekranımıza geldi. Sayıyı yazdırırken bir tırnak koymamıza gerek yoktu. Ama böyle yazdırmak istediğimizde de yani tarih tarzında
Bunları tırnak içinde. Yazdık. Bu merhabaları alt alta yazdırmak istediğim işte. Aralarına bir virgül koydum ve sep eşittir. Bu sefer de biter slash n. Merhabayı 5 sefer yazdırmak istemişim. Ve gördüğünüz gibi hepsini yan yana yazmış. Peki dersek ki sep eşittir ters slash n. Burada etkilemedi. Yok. Ters slash koyduk. Evet, ters slash koyduk. Burada etkilemedi. Burada da yazıyı veya aynı şekilde sayıları da print ama tırnak içinde olması lazım. Çarpı 2 dediğimde de 12 12 diye yan yana yazdırdı. Bu videoyu burada bitirmek istiyorum. İzlediğiniz için çok sağ olun.